İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ayla Hanım mı? Evet, benim. Ben psikoloğum. Emniyette çalışıyorum. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim. Ama bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. İçeri gelebilir miyim? Ne konuşacaksınız hanımefendi içeride? Neyi merak ettiyseniz sorun işte. Mevzu biraz eski. Hatırlamanız biraz zaman alır diye düşündüğümden içeri geçeyim demiştim. Halil Kırgın'ın yıllar önce işlediği cinayetle alakalı size bazı sorularım var. Ben tanımıyorum öyle bir. Ama dosyada isminiz geçiyor. Bakın hanımefendi, Halil masum olabilir. O yüzden sizinle konuşmam lazım. Gerçekten Halil masum mu? Kesin değil. Ama yine de konuşmalıyız. Anlatmadığınız, anlatamadığınız şeyler varsa ben bunları duymalıyım. Belki işimize yarar. Tamam, geçin içeride konuşalım. Ayakkabılarımı çıkarayım mı? Geçebilirsiniz. Sağlıklı düşünememiş olabilirsin. Ben adam falan öldürmedim. Hepimiz hata yapabiliriz. Koca bir hayatımı çaldım. Önemli olan onu telafi etmek. Ben masum. Başkomiserim. Seni bekliyordum Umut, gel. Niye bekliyorsun ki öyle? Evet Umut Efendi. Anlat bakalım. Ne anlatayım başkomiserim? Biz buraya niye geldik ya? Ne bileyim, bizim şubeyle ilgili olur. Mehmet Amir olur. Yener Amir olur. İpek Hanım olur. Bu İpek Hanım biraz gıcık birisi değil mi? İnsanların böyle hal hareketlerini falan gözetliyor. Mimiklerine bakıyor, bir şeyler çıkarıyor falan. Güvenilmez bir tip yani. Yani... O konuyla ilgili ben bir şey söyleyemem başkomiserim. Sonuçta kadın psikolog. Eğitim almış, kendini geliştirmiş yani. Pardon Umut, pardon. Ben sizin kanka olduğunuzu unutmuşum. Yok başkomiserim, kankalık değil de iyi anlaştık diyelim. Oğlum o zaman niye benim bütün sırlarımı öttün kadına? Ya komiserim ben... Oğlum başlatma komiserine. Üç günlük kadına niye öttün oğlum sen? Ha? Ne yaptı oğlum bu kadın sana? Neden Umut, neden? Onunla ilgisi yok başkomiserim. Ben sizin için endişelendim. Bu dosya sizin dosyanızla benzerlikler gösterince... Ya yapmayın başkomiserim, kötü niyetim olmadığını biliyorsunuz. Beni tanıyorsunuz, ben yani... Ne sen ne? Ne sen Umut? İyi niyet, kötü niyet. Oğlum bu kadının benim hayatıma burnunu sokmasını istemiyorum ya. Zaten etrafımda dolaştığı yetmiyormuş gibi. Bir de sırlarımı biliyor, bir de sen anlattın Umut ya. Ben söz veriyorum, bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim. Hatta ben konuşmayayım İpek Hanım'la. Vallahi muhatap dahi olmayayım. Bunu da kapatayım, susayım. Olsun, bitsin, gitsin. Of. Başka ne anlattın? Söyle de bileyim bari. Ya vallahi bu kadar. Bir de bu Burhan'la Halil arasında bir bağlantı var mı diye araştırmamı istemişti. Bir şey buldum ama emin değilim. Araştırdım bir de. Ya şaka mısın oğlum sen? Şaka mısın ya? Söyleseydin İpek Hanım'a. O bulurdu bağlantı var mı yok mu? Ha? Niye söylemedin? Ya yok başkomiserim, vallahi ikisi de söyleyecektim. Cidden. 30 yıldır tanırım ben Halil'i. Evliydi tanıştığımızda. Yıllar sonra boşandı. Bir süre birlikte olduk. Yapamadık ama. Bir barıştık, bir ayrıldık derken yıllar böyle geçti gitti işte. Cinayet anında birlikteydik demişsiniz. Evet, kermes vardı o gün. Bir şeyler aldık, onun evine gittik. Cinayeti onun işlemesi mümkün değildi. Ayla Hanım, olay yerinde Halil Bey'in izlerine rastlanmış yalnız. Yok iz falan. Hem orada hem burada nasıl olacaktı ki? Bütün gün birlikteydik diyorum. Ayak izinden, parmak izinden bahsetmiyorum.
DNA ile eşleşmiş izlerden bahsediyorum. Halil'i oyuna getirmişlerdir. Onun bir şeylerini alıp atmışlardır. Suçu üstüne yıkmaya çalışmışlardır. Kim neden böyle bir şey yapsın? Düşmanları mı vardı? Siz neden geldiniz buraya? Daha demin kapı önünde suçsuz olabilir diyordunuz. Suçluları bulmak için. Düşmanları var dediniz. Onu ben söylemedim, siz söylediniz. Siz de suçladılar dediniz. Benim sizi suçlamak, ağzınızdan laf almak gibi bir niyetim yok. Siz bir şey söylemeden ben bir şey öğrenemem zaten. Bazen sevdiklerimizi korumaya çalışırken onlar için yanlış şeyler yaparız. Ben yanlış falan yapmadım hanımefendi. Bildiğim, gördüğüm neyse hepsini anlattım. Erkan. Benim anne. Ya ben çok açım, hemen bir şeyler atıştırayım. Oğlunuz mu var? Benim de var. Abicim sen dünkü polis misin ya? Ha? Dünkü polis misin Umut sen? Sen bu bilgiyi nasıl saklıyorsun oğlum benden? Komiserim bu hapishanenin ziyaretçi listesi ben çıkmadan hemen önce geldi elime. Bu Burhan'ın ifadesindeki ilk şahit aynı zamanda Halil'in düzenli ziyaretçisi olunca aralarında bir bağ vardır diye düşündüm. Ya var tabii. Ofisteydim. Erkan da vardı. Öyle değil mi Erkan? Evet, evet buradaydık. Tam 3'e 10 kala çıktık hatta. Tesadüf mü olacaktı Umut? Bağırtma. Akşam akşam. O günden sonra ben Halil'le bütün ilişkimi kestim. Yıllardır da görüşmüyoruz. Şimdi müsaadenizle oğlana bir yemek hazırlayacağım. Kusura bakmayın Ayla Hanım. Ben saatin kaç olduğunu fark etmemişim. Yemek saati gelmiş. Sizden son bir şey rica edebilir miyim? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yok. Ben tuvaletinizi kullanabilir miyim diye soracaktım. Malum yol biraz uzun. Mutfağın yanındaki kapı. İçeri girince karşınızda göreceksiniz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın tekrar. Adres geldi. Neresiymiş? Balat, Fesleğen Sokak. Emin misin? Bildiğiniz bir yer mi? İpek Hanım'ı ara, İpek Hanım'ı. Başkomiserim ne oluyor ya? Eski dosyayı karıştırıyordu bugün. Bir yerlere not alıyordu falan. O davanın tanığını bulmadan rahat etmez o. Dua et de bizden önce çözmesin. Ha çözebilir çünkü. Kafası çalışıyor, zeki kız. Doğru da ya o şubeden de erken çıkmıştı. Acaba oraya gitmiş olabilir mi ki? Umut, dua et de gitmesin. Komiserim bu adres tanıdığın adresi. Ya Umut bir kızı arasana. Arıyor. Bağırtma beni. Ara dedik kaç kere. Bugün aşırı kuruldum sana ha. Aradım, aradım, aradım.
YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.